Bacakları ameliyatlı olmasına rağmen bebek arabasıyla kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan, asker oğluna da harçlık gönderen Saadet teyzenin umre hayali gerçek oldu. 65 yaşındaki Saadet Benli, "Benim için hayal bile olamaz" dediği kutsal topraklara uğurlandı. Nereye gitmek istiyorsun en çok mesela? Hacca. Hiç gidemedim. Başka bir şey istemem. Tek isteğim o. Ama gidemedim. Gidemem de. Saadet teyzenin tek hayalim dediği umre hayali gerçek oldu. Türkiye Saadet teyzeyi geçtiğimiz aylarda kaydedilen işte bu görüntülerle tanıdı. Sakarya'da Bahçeli Evler Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Saadet Benli, ilerleyen yaşına ve bacaklarında platin bulunmasına rağmen bir eskiciden temin ettiği bebek arabasıyla topladığı kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlıyor hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık gönderiyordu. Kendisiyle yapılan sohbette kutsal topraklara olan özlemini dile getirmişti Saadet teyze. Ben ne zenginlik ne bir şey istemedim çünkü. Ben tek istediğim ümre hacıdı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Saadet teyzenin bu isteğine kayıtsız kalmadı. Yardım edenle hepsinden Allah bin kere razı olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin sizin de. Kim dua istediyse benden onlara dua edeceğim. Hepsine. Kısa sürede umre için gerekli para temin edildi ve 65 yaşındaki Saadet Benli'nin umreye gidebilmesi için kayıt yaptırıldı. Çok mutluyum. Ben 2 hafta uyuyamadım. Heyecanım bu kadar aşırıydı. Sakarya İl Müftülüğü'nce Saadet teyzenin kutsal topraklara uğurlanması amacıyla bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Oralara gitmek benim için bir hayal bile olamazdı. Şimdi gerçekleştirdiniz. Çok sağ olun. Ardından Saadet teyze yıllardır özlemini çektiği kutsal topraklara doğru yola çıktı. Saadet teyze şimdi benim için hayal bile olamaz dediği kutsal topraklarda. 14 günlük umre programının ardından Türkiye'ye dönüş yapacak.